gelişmeleri izliyorlardı ve Gezi direnişi kendisini farklı ve anlamlı bir sivil direnişe dönüştürmeye başladığını hissettikleri anda böyle bir direnişe izin vermemek adına hemen operasyon emri verdi Başbakan Erdoğan. Aslında bütün herkes biliyor ki Gezi artık bambaşka bir dile, bambaşka bir tarza, bambaşka bir eyleme kendisini dönüştürme aşamasındaydı. Diyor ki benim politikalarımdan rahatsız olan uluslararası çevreler var. Bunun altını beslerken şunları da koyuyor aslında. Hani ben İslam dünyasının liderliğine hazırlıyorum Türkiye'yi vesaire. Bundan da İsrail, Amerika rahatsız oluyorlar. Ve uluslararası finans çevreleri de bu İsrailli, ABD'li insanların elinde olduğu için bana komplo kurdular. İşte CNN mesela Gezi Parkı direnişini devamlı canlı veriyor. İşte uluslararası ajanslar çarpıtıyor falan filan. Bir gerçek payı olamaz mı bunun? Hayır, bunun gerçekle hiçbir alakası yok. Çünkü zaten Başbakan Erdoğan'ı iktidara taşıyan güçler bunlar. Ve hala daha bu iktidarın arkasında duran güçler de bunlar. Hala durdukları duruyorlar. En fazla biraz daha kontrollü bir başbakan istiyorlardır. Ama şimdi kalkıp bu direnişin kendisini diş mıraklara havale etmek, olan biteni anlamamak. Şimdi burada bir oyun varsa, hani başbakan öyle diyor, biz oyunu bozduk diyor. Burada bir oyun varsa bu oyunun başrol oyuncusu zaten Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizzat bu oyunu fitilleyen, ateşleyen, yaratan kendisidir. Burada iç ve diş mırak gibi bir yaklaşımlarla bu meselenin üstünü örtemez. Yani kendisini sorgulamalı, politikalarını sorgulamalı. Ben ne yaptım da halkın bu kadar öfkesini açığa çıkardım diye sorgulamalı. Bakın Nabi Avcı ne dedi? Dedi ki biz ne yaptık da dedi yan yana gelemeyecek bütün güçleri karşımıza diktik. Biraz oradan yürümesi Milliyetin lazım. Bakanı. Efendim beni çekemeyenler var. Niye çekemiyorlar? Daha dün ABD ziyaretinde bütün medya, yani kendisine bağlı medya ABD'de ne kadar önemli bir biçimde konuk edildiklerini, ne kadar önem verildiklerini, protokol uygulandığını ballandıra ballandıra anlattılar da ne oldu bir ay içerisinde, yani ABD'nin politikası başbakanı karşısında oldu. Yani kimi inandırıyorlar? Bu uluslararası basını da arkalarına aldılar. İşte Koç Holding'i arkalarına aldılar. Gezi Parkı boşuna mı açıldı? İşte bunlar buradan beni göndermeye çalıştılar gibi bir iddiası var. Tabanı buna ikna olamaz mı? Bir de bunu besleyen garip açıklamalar, mesela Levent Kırca biliyorsunuz komedyen ama çok komik olmayan bir şey söyledi. Dedi ki Erdoğan'ın sonu Adnan Menderes gibi olur. Şimdi zaten şöyle bir tablo var. Zaten bu AKP büyüdüyse, bu düzeyde büyüdüyse, bu düzeyde büyümesinin nedenlerinden biri bu Levent Kırca gibi arkadaşların yaptığı siyaset tarzıdır zaten. Yanlış muhalefet tarzıdır, yanlış siyaset tarzıdır. Bu siyaset tarzı zaten AKP'yi bu kadar büyüttü. AKP'yi mağdur etti. Şimdi ilk kez halk, bırakın çekil ordu mordu, hiç kimseye güvenmiyor. Halkın kendine ait gücü var. Bunu gördü. Aslında böyle davranılmaya başlanmıştı. Ama çok çoğulcu bir ortam olduğu için, yani 300 kişiyle yapılan tartışmalardan sonuç çıkarmaya çalışıyorsun. Doğal olarak beraber davranabilmek duygusuyla İstediğimiz hamleler, istediğimiz aralıkta kısa bir süre içerisinde atılmadı ama bu hamleler atılmaya başlanmıştı. Zaten bunu gördüğü için, böyle bir tabloyla karşılaşacağını gördüğü için ve Gezi'ye saldırma meşruiyetinin çok çok azalacağını düşündüğü için zaten o akşam orayı bastırdı. Yani tam da partiler bayraklarını kaldırırken, çadırlarını sökerken ve orası biçim değiştirirken, saldırı geldi. Tabii biçim değişti. Bunu görüyor, bunu hissediyor. Belki de geç kalındı, bu da söylenebilir. Ya tabii bunlar konuşuruz, bunu hep beraber tartışırız. Sonuç itibariyle biz bunları yapsak bile oraya bastırabilirdi. O ayrı bir tartışma konusu. Şöyle bir iddia da var, ya ben sizi çok kesiyorum kusura bakmayın ama kendimi alamıyorum savunmaktan. Deniyor ki şimdi geçen hafta burada İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel de aslında sizin söylediğinize benzer bir şey söyledi. Zirvedeyken zaferimizi ilan edip bütün Türkiye'ye yayabiliriz bu eylemleri, parktaki nöbeti bitirebiliriz gibi söyledim. Ondan sonra baktık sosyal medyada, küfür kıyamet, herkes işte Levent Tüzel'e tepki gösteriyor falan filan. Ve şöyle bir şey söyleniyor, ya bu solcular zaten Gezi Parkı direnişinin dışında kaldılar, ya dışında kaldılar derken gerisinde kaldılar. Süreci örgütleyenler onlar değildi, başlatanlar onlar değildi. Şimdi bitirme kararını nasıl onlar veriyor gibi bir şey söyleniyor. Ya şimdi birincisi sol sosyalist hareketi haksızlık etmesin kimse. Tamam, bu hareket sosyalist hareketin önderliğinde ortaya çıkan, yani başlangıç itibariyle sosyalist hareketlerin önderliğinde oluşmuş bir hareket değil. Sezar'ın hakkı Sezar'a, halkın iradesiyle ortaya çıktı. Kendiliğinden bir hareket olarak ortaya çıktı. Ve sosyalist güçler bu hareketin hemen bir parçası oldular.
Ama şimdi bu kendiliğinden tepkinin ortaya çıkma koşullarında sosyalistlerin payı yok mu? Sosyalistler 10 yıldır 15 yani 10 yıl açısından konuşayım. Şu AKP rejimini teşhir etme konusunda, AKP rejiminin bütün saldırıları konusunda sokakta olan insanlar değiller miydi? Sürekli mücadele eden insanlar değiller miydi? Belki bu halk kitlelerine gelen güven aynı zamanda sosyalistlerin yıllardan beri sürdürdüğü bu kesintisiz mücadele değil mi? Yani bu kadar kendimize haksızlık etmeyelim ama bu direnişi de kendimize mal etmeyelim. Sosyalistler olarak kendimize mal etmeyelim. Bu halkın, gençlerin, kadınların direnişidir. Biz de bu direnişin parçasıyız. Bazen kitle hareketlerinde yani bizim bazı solcularımızda da var. Yani böyle mücadeleyi hep düz görme. Hani sonuna kadar götürme. Ya hep ya hiç. Şimdi biraz bakacaksın, biraz taktik yapacaksın. Öyle çok mücadele kaybettik biz. Yani FETİP'lerinde kaybettik örneği. Yani kamuoyunun en zirveye ulaştığı bir noktada bir hamle, bir taktik yapmamız gerekirken ya hep ya iş dedik, kitle hareketi 5 yıl geriye gitti arkadaş. Yani bunu yaşamadık mı? Tek elde, yani gerçi o işçi sınıfının orada da yapılan taktik hamlelerle hareket geriye çekilmedi mi? Yani şimdi bu kadar kitle hareketi yaşayıp bu kadar bundan ders çıkarmamak, hala da at gözlüğüyle her şeye, ya sonuna kadar tamam, kimse mücadeleyi terk edelim demiyor ki kardeşim, bırakalım demiyor ki. Ama siyasetse bu siyaset düz bir hat değildir ya. Çok güzel bir noktadayız ama süremiz de bir yandan daralıyor. Hazır ders çıkarmak derken yani F tiplerinden, tekelden bahsettiniz ve hani bu solcular öğrenmiyor, ders çıkarmıyor gibi bir şey anladım ben. Gezi Parkı direnişinden ne dersler çıkarttınız siz kişisel olarak ya da parti olarak? Ya şimdi birincisi hani çok klasik bir laftır ama Gezi'den önce, Gezi'den sonra. Şimdi hiçbir sol, sosyalist, devrimci yapının Gezi'den önceki bir pozisyonda davranmaması lazım. Somutlaştıralım bunu mesela. Daha birleşik bir mücadele zeminlerini güçlendirme ihtiyacı ortadadır. Yani Gezi'nin ortaya koyduğu bu çoğulculuğu, bu bir aradalığı, bu kolektivizmi, bu dayanışmayı, bu paylaşmayı, bunun yarattığı havayı, bunun yarattığı birleşik mücadele imkanlarını göz ardı ederek kimse davranamaz. Yani doğal olarak hem sokak mücadelemizi daha gelişkin kılabilecek, sosyalist hareket de bu sürece hazırlıksız yakalandı. Sosyalist hareketin şimdi yapması gereken bu iki açığını da süratle gidermesi. Yani önümüzde seçimler yani var. Yani bir aşağıdan örgütlemek evet. için organlar, iki Gezi Parkı direnişindeki ruhu yansıtacak bir siyasi kürsü. Seçenek, evet, bir siyasal seçenek kürsü. Bu parti kürsü. Mi demektir? Yani bu koalisyon adını koyarız, hareket adını koyarız, parti adını koyarız, bunlar önemli değil. Önemli olan birleşik bir organ tesis etmektir. Herkes birbirini orada daha iyi anladı. Yani anladığımızı düşünüyoruz. Yani TGB'li biri ilk kez BDP'li ile görüştü burada. Veya BDP'li ilk kez bir TGB'li ile görüştü. Yani insanlar şimdi buradan ne çıkar? Muazzam bir sonuç mu çıkar? Ama bunları ele almak lazım. Bunları düşünmek lazım. Elbette ki şöyle bir yaklaşım içerisinde yan yana olunamaz. Yani AKP'ye karşıyız da AKP'ye karşıtlık basitliği etrafında yan yanalık olmaz. AKP rejiminin karşısına ne kuracağız? Yani AKP rejiminin karşısında eşitlikçi, özgürlükçü bir Türkiye programında bir araya gelebilecek miyiz, gelemeyecek miyiz? Yani CHP-MHP koalisyonu istemiyorsunuz. Ya MHP'li olamayız. MHP'li nasıl olalım? Yani sosyal demokratlar, Kürt siyasi hareketi, sosyalistler. Latife yani, ettim ben zaten. Tabii öyle olmaz. Yani hepimiz AKP karşıtıyız. Ne güzel. Öyleyse hepimiz bir arada olalım. Peki şimdi, çözüm sürecine sekte vurmak gibi bir derdiniz var mı? Hayır, tam tersine ben mesela Kürt siyasi hareketinin bu süreci iyi değerlendirebildiği düşüncesinde değilim. Nedir aslında eleştiriniz? Yani daha fazla sahiplenebilirdi bu batıdaki bu gelişen halk hareketine. Sahiplenmedi demiyorum, bakın. Çok daha fazla sahiplenebilirdi. Çünkü barış sürecinin de güvencesi, bunu Sırrı Süreyya söylemişti. Güvencesi bu tür direnişlerdir, batıdaki bu gelişmelerdir. Bu AKP'den bir barış çıkmayacağı belli. Yani batıda böyle bir pozisyon aldı, halka gaz sıktı. Şimdi bugün Demirtaş çok güzel söylemlerde bulundu. Yani kendimizi kandırmayalım, biz barış istiyoruz. Yani bizi utandırsın şu AKP de, şu barışı anlamlı bir hale getirsin. Biz yanıldık deriz. Yani bundan kıskanmayız yani. AKP bizim şu an mücadele ettiğimiz bir partidir diye, bu barışı getirecek diye. Aman AKP barışı getirmesin de kim getirirse getirsin demeyiz ama yok arkadaş, bunların barış getireceği yok. Belli zaten.